Herkese merhaba arkadaşlar. Hafta sonu yapılan 4. konut arama testinin soru çözümüyle şimdi karşınızdayım. Öncelikle yine daha önceki videolarımızda yaptığımız gibi kısa bir konu anlatımı yapacağız. Ardından birkaç örnek soruya baktıktan sonra teste çıkmış sorularımızı cevaplandıracağız. O zaman bu hafta yine hikaye konusundan devam etmiştik. Hikayelerin çeşitli dönem anlayışlarına, edebiyattaki özelliklerine vesaire bakmıştık. Hikayenin giriş niteliğindeki özelliklerine tekrardan bakmamız gerekirse, hikayenin tanımı gereği yaşanmış ya da yaşanabilir olayların kişi, yer, zaman ve bir de buna ilaveten anlatıcıyı verebiliriz. Birleştirerek anlatılmasına ve biraz da çok fazla detaya girmeden aslında anlatılmasına hikaye diyoruz. Batılı teknikte hikaye edebiyatımıza Tanzimat dönemine girmişti. Fakat Tanzimat döneminden önce bizde hikaye anlayışı yok muydu? Evet vardı. Biz bu hikaye anlayışını destanlar, halk hikayeleri ve Dede Korkut hikayeleri ve mesnevilerle aslında gideriyorduk. Ardından Tanzimat dönemiyle birlikte batılı teknikle hikayeyi edebiyatımıza almış olduk. Dünya edebiyatında ilk hikayeyi de Boccaccio Decameron adlı eseriyle ortaya çıkarmış oldu. Bizim de edebiyatımızda batılı anlamda ilk hikayeyi Ahmet Mithat Efendi Letaif-i Rivayat adlı hikaye kitabıyla vermiş oldu. Fakat bunun tekniğinin aslında kuvvetsiz olduğunu, güçsüz olduğunu, çok fazla kusurlu bir dile sahip olduğunu söylemiştik. Sami Paşazade Sezai biraz daha Ahmet Mithat Efendi'yi eleştirerek, tekniğini aslında biraz daha eleştirerek kendisinin daha kuvvetli, tekniği biraz daha güçlü bir eser yapacağını düşünerek Küçük Şeyler adlı eseri yazdı ve gerçekten de tekniğinin biraz daha kuvvetli olduğu görülüyor. Ardından biz geçmiş dönemleri geçen videomuzda işlemiştik. Biz milli edebiyatı tekrar ederek Cumhuriyet döneminden devam edeceğiz. Cumhuriyet döneminde iki döneme ayırdığımızı aslında söylemiştik. İlk dönemimiz 23 ve 40 arasını konu edinecek. İkinci bölümümüz de 40 ve 60 arasını aslında işleyeceğiz. Fakat ilk adım olarak 23 ve 40 arasından başlayalım. Milli edebiyattan sonra Cumhuriyet dönemine geçerken keskin bir geçiş beklemememiz gerektiğini söylemiştim. Dolayısıyla milli edebiyat sanatçıları yine Cumhuriyet döneminde eser vermeye devam ettiler ve eserlerini verirken de gözlemci gerçekçiye dayalı hikayeler yazmışlardı. Gözlemci gerçekçilik ne demek? Biraz daha gerçek hayatta yer alan olayları ve kişileri gözlem yoluyla eserlerini almaya başladılar. İlk başta olay hikayesinde aslında ağırlıkla eserler veriliyordu Cumhuriyet döneminde ve daha sonra dönemler ilerledikçe durum hikayesi de yaygınlaşmış oldu ve Sait Faik Abayasıyanık'ta en önemli durum hikayesi örneklerini vermiş oldu. Konularına baktığımızda Cumhuriyet dönemindeki konuları milli edebiyatla aslında bütünleştirebiliriz. Milli edebiyat döneminde biliyorsunuz ki Anadolu insanı, köy hayatı, köy sorunları ilk defa edebiyatımıza girmişti. Burada yine aynı şekilde toplumsal konuları işleyebiliriz. Köy insanının toplumsal sorunlarını işleyebiliriz. Fakat buna ilaveten Cumhuriyet zaten yeni kabul edildiği için Cumhuriyet yönetimini biraz daha tanıtmaya yönelik bir konu tercih ediliyor sanatçılar tarafından. Cumhuriyet devrimlerinin tanıtıldığı ve de Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeni açılan kurum ve kuruluşların anlatıldığı konular artık eserlerde anlatılmaya başlanıyor. Hikayecilere baktığımızda aslında eser veren sanatçılara baktığımızda bu dönemde yine bağımsız bir tür olarak görülmüş ve dediğimiz gibi olay hikayesi yanında durum hikayesi de verilmeye başlanmıştı. Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık sanatçılarını da örnek gösterebiliriz. Başka sanatçılar hangi sanatçılar eser vermiş diye baktığımızda Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri gibi Cumhuriyet dönemi roman yazarları da yine hikaye türünde eserler vermeye başlamıştı. Fakat milli edebiyat döneminde eser veren çoğu sanatçı Cumhuriyet döneminde de eser veriyor demiştik. Burada parantez açmıştık. Bir sanatçı sadece milli edebiyat dönemine özgü eserler veriyordu. Cumhuriyet döneminde eserler vermiyordu. Bu sanatçı bizim için Ömer Seyfettin. Arkadaşlar sorularda da karşımıza çıkabilir. Bu dönem sanatın
toplum için önem kazandığı bir dönem olmuştur. Çünkü zaten toplumların sorunlarını, yani toplum insanın sorunlarına eğildiğini az önceki maddemizde görmüştük. Bu dönemde öykü yazan sanatçılara bakarsak Reşat Nuri Güntekin, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Kenan Hulusi Koray, Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay gibi temsilciler de yine hikaye türünde örnekler vermişlerdir. Evet, ilk sanatçımıza baktığımızda Refik Halit Karay'a yoğunlaşmamız gerekiyor. Türk Edebiyatı'nda ilk defa Anadolu'yu tanıtan eserleriyle ismini duyurmuş ve yergi mizah türündeki yazıları ile de tanınmıştır Refik Halit Karay. Tabii ki kirpi takma adıyla da bilinir kendisi. Ardından gözleme dayanan eserlerinde tasvirler, portreler, benzetmeler kullanarak sade, akıcı dili ve güçlü tekniğiyle 20. yüzyıl romancıları arasında seçkin bir yere sahip olmuştur diyebiliriz. İstanbul'u tabii ki usta bir Türkçe ile bütünleştirerek eserlerinde işlemiştir. Aynı zamanda iki tane çok önemli eseri vardır demiştik. Yoğunlaşmamız gereken iki tane hikaye eseri, Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri olarak aklımızda kalmalı. Evet, şimdi örnek sorularımıza devam ediyoruz. 1923-1940 arası döneme işte çeşitli sanatçılar gibi isimler damgalarını vurmuşlardır diyor ve bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi sanatçının getirilemeyeceğini bizlere soruyor. Evet, aslında bize sorduğu dönem Cumhuriyet dönemi, fakat istediği aralık 1923 ve 40 aralığı olduğu için az önceki sanatçılardan farklı olanı bulmamızı istiyor. Evet, Sait Faik Abasıyanık, Sadri Ertem, Memduh Şevket Esendal ve Sabahattin Ali bu bahsedilen 23-40 arasında eserlerini vermiştir. Fakat Mustafa Kutlu daha sonraki dönemde eserlerini vermiştir. Buraya ait olmayan sanatçımız Mustafa Kutlu'dur. Yine 1923-40 arası dönem hikayesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Farklı sanat anlayışları çerçevesinde hikayeler yazılmıştır. Evet, doğru. Neden? Çünkü bu dönemde 23-40 arasında eser veren sanatçılar daha önce milli edebiyat döneminde de eserler verdiği için hem milli edebiyat döneminde hem de Cumhuriyet döneminde, yani iki tane farklı sanat anlayışları çerçevesinde eserlerini vermiş oluyorlar. Dolayısıyla Adana seçeneği benim için doğru. İstanbul ve Anadolu realist, yani gerçekçi bir bakış açısıyla betimlenmiştir diyor. Evet, Anadolu zaten milli edebiyatla artık edebiyatımıza girmişti. İstanbul'da Servet-i Fünun döneminden itibaren mekan olarak edebiyatımızda kullanılıyor. Cumhuriyet döneminde de ikisini birleştirerek gerçekçi bir bakış açısıyla işlemeye sanatçılar devam etti. Dolayısıyla Bursa seçeneğimiz de doğru. 1923 öncesinde hikaye yazanların birçoğu bu dönemde de hikaye yazmaya devam etmiştir. Evet, buraya zaten Sait Faik Abasıyanık, Reşat Nuri Güntekin gibi eserleri de sanatçılara da söyleyebiliriz. Ceyhan da doğru oluyor. Edirne'ye bakalım. Refik Halit, Sait Faik, Sabahattin Ali bu dönemde hikaye yazan sanatçılardan bazılarıdır diyor. Evet, zaten konu anlatımı yaparken de bu isimleri söylemiştik. Demek ki benim için bilgi yanlış olan seçenek Denizli, ama yanlışlık nerede onu bir bulalım. Önceleri yalnızca durum hikayesi örnekleri verilirken zamanla olay hikayesi de yazılmıştır diyor. Bu seçenek aslında tam ters biçimde söylenmeliydi. Önce olay hikayesi yazılmaya başlanıyor, ondan sonra durum hikayesi örnekleri de ekleniyor diyebiliriz. Bilgi yanlış olan seçenek Denizli oluyor. Numaralanmış açıklamalardan hangisi milli duyarlılığı yansıtan hikayelerle ilgili değildir diyor. Hemen bakalım. Toplumda milli duyguları canlandıracak konulara ağırlık verilmiştir. Evet, zaten hani biraz daha Türklükle ilgili konulara değinildiği için milli duyguları tabii ki canlandıracaktır. Bir numara doğru. Hikaye kişileri genellikle dikkat çekici özellikleri olan kahramanlardır. Evet, bu aslında bütün dönemler için geçerli olan bir özellik. Genellikle hikaye kişileri, özellikle de baş kahramansa zaten dikkat çekici özelliklere sahip olması gerekiyor. İki numara da doğru. Hikaye yazarları yerli hayatı, milli duyguları ve
Anadolu'yu anlatma düşüncesi etrafında birleşmişlerdir. Bu da doğru. Zaten milli duygular bizi direkt milli duyarlılığı artıracağı için bizi direkt aslında milli edebiyat dönemine götürecek. 3 numarada doğru. Başlıca temalar yine milli benliğimizi artıracak, milli benliğimizi coşturacak konular olması gerektiği için Türkçülük, çağdaşlaşma, batıl inançlar, cehalet ve yoksulluk gibi konular olacaktır. 4 numaraya da doğru diyorum. Fakat 5 numaraya geldiğimizde milli duyarlılığı yansıtan hikayeler bizim için az önce söyledim ama milli edebiyat döneminde verilmiştir. Fakat milli edebiyatı işlerken söylemiştim ki en önemli temsilcimiz Sait Faik Abasıyanık değildir. Ömer Seyfettin olmalıydı. Neden? Çünkü zaten Ömer Seyfettin bizim için olay hikayesi örnekleri verdiği için milli edebiyat döneminde de çoğunlukla olay hikayesi türünde örnekler veriliyordu. Dolayısıyla yanlış olan bilgi 5 numara olacak. Sait Faik Abasıyanık değil, Ömer Seyfettin olmalıydı. Doğru cevap. Şimdi yine hangisinde bir bilgi yanlışı olduğunu bulmamızı istiyor. Bakalım. Modern hikaye örneklerinin ilkleri Batı etkisindeki Türk edebiyatında verilmiştir. Evet, bu bizim için doğru. Batı etkisindeki Türk edebiyatından önce halk hikayeleri, meddah hikayeleri ve mesneviler hikayelerin yerini tutmuştur diyor. Evet, bu da doğru. Bunu zaten konu anlatımını yaparken söylemiştik. Yakup Kadri, Refik Halit, Reşat Nuri, Hüseyin Rahmi gibi isimler Cumhuriyet döneminde hikaye türünde eserler vermiştir. Evet, bu sanatçılar Cumhuriyet döneminde tabii ki eserlerini veriyorlar. Refik Halit, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Sabahattin Ali'nin hikayeleri Mopasan tarzı öykücülüğü tabii ki evet söylüyorlar. Bu da doğru. Edirne'ye geldiğimizde Cumhuriyet döneminde hikaye türünde eser verenlerin tümü ortak bir sanat anlayışıyla yazmışlardır diyor. Bizim bilgi yanlışımız burada. Neden? Az önce söylemiştim fakat milli edebiyatından Cumhuriyet dönemine geçiş yaparken keskin bir geçiş bekleyemeyiz. Neden? Çünkü Cumhuriyet döneminde aslında milli edebiyatın devamı yaşanıyor. Ayrı bir sanat anlayışı ortaya çıkmıyor. Bu yüzden de kimileri milli edebiyattaki konuları işlemeye devam ederken kim sanatçılar da Cumhuriyet döneminin konularını işlemeye gayret gösteriyorlar. Demek ki farklı bir sanat anlayışı var. Herkes kendi istediği konuları aslında işlemeye çalıştıkları için ortak bir sanat anlayışından bahsedemeyiz. Dolayısıyla yanlış cevabımız Edirne olacak. Evet arkadaşlar, şimdi konu tarama testinin cevaplarına bakıyoruz. Sorumuz Tanzimat döneminden geliyor. Tanzimat dönemi yazarlarından bir kişiliği soruyor ve öykü romanlarında romantizmin yanı sıra realizmin de etkisinde kalmıştır. Dönemin sosyal özelliklerini esir ticaretiyle değinmiştir. Kısa öykülerini topladığı Küçük Şeyler'de de yer yer realist bir havanın ağır bastığı gözlenir gibi bir metin vermiş. Bizim burada direkt yoğunlaşmamız gereken nokta aslında eser ismi olacak. Küçük Şeyler adlı eser hangi sanatçıya aitti arkadaşlar? Sami Paşazade Sezai'ye ait olduğu için direkt doğru cevabımız Denizli'dir diyeceğiz. Aksine ilk yazan kişi de Ahmet Mithat Efendi'ydi hatırlarsanız. Fakat Küçük Şeyler'i ardından batılı tekniğe daha uygun olduğunu düşünerekten Sami Paşazade Sezai kaleme almıştı. Evet, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir paragraf vermiş ve bize bir sanatçının eserini soruyor. Metne baktığımızda Anadolu'yu konu alan gerçekçi Türk öykücülüğünün ilk örnekler arasında yer alan yapıtında şive özelliklerinden çok az yararlanarak anlatımını İstanbul Türkçesiyle yürüten sanatçımız bu konuda şöyle söyler. Memleket hikayeleri çığır açma bakımından bugünkü köy hikayelerinin çekirdeğini teşkil eder. Ben Anadolu'yu bir köylü olarak değil, varlıklı bir şiir delikanlısı olarak gördüm ve anlattım diyor. Burada yine yoğunlaşmamız gereken nokta eser ismi olacak. Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri adlı iki tane önemli hikaye eseri bizi Refik Halit Kara'ya götürmeliydi. Doğru cevabımız Bursa oluyor. Üçüncü sorumuz Milli Edebiyat döneminden gelmekte. Hangisi Milli Edebiyat dönemi için geçerli değildir diyor. Sade bir dil kullanma. Evet, çünkü zaten
Yeni Lisan makalesi vardı ve amacımız zaten Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'in amacı sade bir dil kullanılmasını amaç edinmekti. Dolayısıyla bir numaralı seçeneğimiz doğru. Realizm akımının etkilenme, evet, gerçekçilik çok ön plandaydı. Gerçekçilik de bizi realizm akımına götürmeli. İki numaralı cümlemiz de doğru. Mopasan tarzına uygun olma, milli edebiyat zaten bizi direkt olarak Ömer Seyfettin'e götürmeli. Ömer Seyfettin de dünya edebiyatında Mopasan tarzıyla tanınmış olan olay hikayeciliğinin en önemli temsilcilerinden birisi olduğu için olay hikayesi diyelim. Direkt Mopasan tarzına uygun olması 3 numarada doğru. Tarihi konuları ele alma. Evet, milli edebiyatta artık milli konuları, yani özümüzü anlatmak istediğimiz için tarihi konuları, kendi geçmişimizde yaptığımız savaşları da konu edinebiliriz. Bu yüzden 5 numarada doğru. Fakat ağırlıklı olarak İstanbul'a yer verme özelliği Servet-i Fünun edebiyatına ait. Burada İstanbul'u da aslında anlatıyoruz. Fakat ağırlıklı olarak İstanbul değil, Anadolu'ya yer verdiğimiz için yanlış olan seçeneğimiz Denizli oluyor. Yine Milli Edebiyat döneminden gelen bir soru. Hangisi bu dönemde yazılmış hikayelerin özelliklerinden birisi değildir diyor. Sade anlaşılır bir dil kullanıldığını az önceki soruda da açıkladık. Eserlerde İstanbul Türkçesini esas alma, evet. Başka hiçbir dilden yabancı kelimeler kullanmıyoruz. Sadece bunları İstanbul Türkçesine göre düzenliyorduk. Tabii ki Anadolu'ya ve Anadolu halkına, Anadolu insanına artık yer vermeye başlıyoruz. Onların sorunlarını anlatmaya başlıyoruz. Geçmişte yaptığımız savaşları da aslında tarih olayları da konu olarak seçmeye gayret gösteriyorduk. Fakat olay anlatımındaki merak ögesini geri plana atarak bireyin iç dünyası üzerinde yoğunlaşma artık bu dönemin özelliği değil. Çünkü aksine milli edebiyat döneminde olay hikayesi türünde hikayeler verildiği için merak ögesini de arka plana atamıyoruz. Bireyin iç dünyası yerine olay anlatımına daha fazla yer veriyoruz. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz Edirne'dir. Şimdi son sorumuzla devam ediyoruz. Bir parça vermiş. Burada hangisi söylenemez, hangisi yanlıştır diyor. Aslında metni detaylıca okuduğumuzda betimleyici ögelerden yararlandığını fark ediyoruz. Üstü başı da oldukça temiz görünüyordu, yüzü çok sevimliydi vesaire derken aslında bizim aklımızda canlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla Adana doğru. Evet. Anlatıcının duygularına yer verdiğini nasıl anlıyoruz? Çeşitli duygu özelliklerini de burada anlatmış, pek hoşuma gitti gibi aslında duygularını anlatan kelime gruplarına yer vermiş. Gündelik hayattan alınmış bir olay tabii ki sırasıyla verilmiş. Evet, çok önemli bir olay değil, herkesin başına gelebilecek bir olay anlatmış. Bunu anlatırken de ülen gibi kelime gruplarına, kelimelere yer vermiş. Bu da tabii ki günlük konuşma diline örnektir. Fakat olaylar hakim bakış açısıyla anlatılmış derken bu bizim için yanlıştır. Çünkü bu aslında bir kahramanın, bir karakterin başından geçen olayı anlattığı için hakim bakış açısı değil, kahraman bakış açısıyla yazılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Yanlışımız C seçeneği olmalıydı. Sorularımızı konu anlatımı yaparak burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.